ümmetin bu sessizliği işgalci İsrail'i daha da cesaretlendirmektedir. İslam'da özel bir yeri olan Mescid-i Aksa bugün Yahudilerin murdar postalları altında kirletiliyor. Müslüman gençler Mescid-i Aksa'nın bahçesinde vahşice katlediliyor. Müslümanların bu mübarek yerde namaz kılmaları engelleniyor. Müslümanlar tepkisiz kalır. Bu haydut çeteye karşı seslerini yükseltmezlerse Allah muhafaza yarın Müslümanların ilk kıblesi Siyonist çetenin eliyle yıkılma tehlikesi bile yaşayabilir. Ümmetin namusu olan ilk kıblemizi Siyonist çetenin işgalinden kurtarmak için tüm Müslümanlar birleşmeli, vahdet içinde hareket ederek bu işgalci çeteye dur demelidir. Kudüs sadece Filistinlilerden sorulmayacak. Kudüs bir Filistin sorunu değil, Arap sorunu değil, insanlık sorunudur. Kuru bir toprak davası değil, insanlığın kurtuluşunun kapısıdır. Kudüs'ün özgürlüğü, ümmetin özgürlüğü demektir. Dün Müslümanların vazgeçilmesi olan Kudüs için ayağa kalkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Dün dünya Müslümanları olarak ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp Kudüs davası etrafında birleşme günüdür. Zor günler yaşayan Kudüs, biz Müslüman kardeşlerden gür bir ses bekliyor. Gelin hep birlikte sesimizi yükseltelim. Bütün gücümüzle Mescid-i Aksa'ya sahip çıkalım. Kudüs, Mescid-i Aksa Müslümanların şeref ve izzetidir. Bugün Filistinli Müslümanlar başta Gazze olmak üzere mukaddes Filistin topraklarında büyük bir muhasara altındadırlar. Acı ve kederle dolu günler geçiren kardeşlerimizin her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyacı vardır. Müslümanlar ancak kardeştir. İlahi fermanı gereği kardeşlerimize tüm belliğimizle el uzatmalı, Kutlu Şerif'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için büyük bir gayret içerisinde olmalıyız. Gaflet libasından sıyrılmalı, zillet çukurundan çıkmalı, izzetli bir direnişle mücadele etmeliyiz. Siyonist İsrail'i ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarından ve uygulamalarından dolayı bir kez daha lanetliyor, vicdanını kaybetmemiş, tüm insanlığı da bir insanlık sorunu olan Kudüs davasına sahip çıkmaya ve yıllardır zulmünü ve işgalini sürdüren işgalci İsrail'e ve işbirlikçilerine karşı her platformda seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.